Şunu söylemek gerekiyor. Ee, bu belki de Amerika Birleşik Devletleri ile oynadıkları cambaza bak oyunun bir parçası. Gerek var mı Amerika? Koskoca Amerika kalkanları duruyor zaten. Bombaların üstüne yazıyor Sevgiler bir de çiçekler göndersinler bir, olsun. Bir hasa, şimdi Amerika Birleşik Devletleri yakın zamanda e, insanları, sivilleri katletme. Bak bu beni de çok yoruyor, seni de çok yoruyor tarzında bir takım uyarıları vardı. Şimdi bu uyarıların üzerine böyle bir olay yaşanınca daha doğrusu bu olay dünya kamuoyuna mal olunca böyle bir açıklama yapmak ihtiyacı duyuyor. Şu ana kadar e, bu tür açıklamayı ben hiç hatırlamıyorum. Yapmadı. Hata yaptık, trajik bir hata yaptık tarzda bir açıklama yapmadı. Şimdi bunun sebebi bence şu. Bu görüntüler ortaya çıkmasaydı Netanyahu böyle bir açıklama yapmayacaktı. Ama bu görüntüler ortaya çıktığı... Bütün dünya kamuoyuna, vicdanlara mal oldu. E, pek çok ülke e, siyasetçiler e, bir pozisyon belirlediler ve bir karşı duruş ortaya koydular. Tabi burada şöyle bir sorunları var, Hande, de. Benim görebildiğim. Bu aslında hem kendisini hem de bu işin faillerini kurtarmaya çalışıyor. Şimdi askeri anlamda nereye varır hiç konuşacağız. Ama gerek Netanyahu, gerek İsrail, gerek Biden, gerek Amerika Birleşik Devletleri bu savaşı ahlaki olarak kaybetmişlerdir. İnsanlık olarak kaybetmişlerdir. Uluslararası hukuk adına kaybetmişlerdir. Bunun etkisi bugün kendisini gösterecek mi? Çok zor bir ihtimal. Çünkü bir güç savaşı var ama birkaç yıl bu, sonra bu, acaba bu, bu, bu insanlığa geçecekler. mal olacak, tarihe mal olacak. Şimdi Kendilerini neyin arkasında gizliyorlardı? Holocaust'un arkasına gizliyorlardı. Biz katliamlara maruz kaldık. Şimdi katliamlara maruz kaldık cümlesi artık tutmayacak. Katliam yapan bir ülke olacak İsrail Şöyle, ve bunu koruyan Amerika ya, Birleşik Devletleri yani olacak. E, gerçekten çirkinleşmek istemiyorum ama e, Hitler'in e, bize yaptığını ilerleyen yıllarda Netanyahu da Filistinlilere yaptı bir gün aynı kefeye yani bütün dünya tarafından tarihi açıdan konulacaklardır. Ben konulacaklar mı? Bu zaten o, şimdi şu an koy, <laughs> koyanlar var Türkiye gibi de ama ilerleyen evet. yıllarda da konulacaktır. Koymayanlar da mecbur koyacaklar. Bu konuşmuştuk 7 Ekim. Es 7 Ekim'den sonra dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Bunu yaşıyoruz aslında. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri neyi savunuyordu? Kural temelli dünya düzenini savunuyordu. Hı hı. Ahlaki üstünlüğü savunuyordu. Bir takım kavramları savunuyordu. Bunların hepsinin menfaatleri karşısında, ihtirasları karşısında, kıyametçi doğmaları karşısında yerle bir olduğunu gördük. Hı hı. Şimdi buradan insanlık adına bir bilinç gelişecek. Amerika Birleşik Devletleri'ni, İsrail'i, bu tür olan bütün yapıları insanlık sorgulayacaklar. Bu aslında insanlık adına son derece önemli bir devrime de karşılık geliyor. Yani özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş düzenin yıkılmasıyla da ilgili son derece önemli bir kavramsal temeli oluşturuyor. Yani bunun, bunu ne için söylüyorum? Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük sancısı o. Yaşadığı ve Netanyahu'yu ikaz etmesinin sebebi de o. Şimdi bu nasıl işliyor bu mekanizma? kavramsal üstünlüğünü kaybeden siyasi çözümsüzlükler üretmeye başlıyor. Siyasi çözümsüzlükler üretenler güvenlik çözümsüzlükler üretmeye başlıyor. Güvensiz, güvensiz güvenlik çözümsüzlükleri üretenler ekonomik çözümsüzlükler üretiyorlar ve çöküş yaşanıyor. Şimdi bu çöküşün altyapısı Amerika Birleşik Devletleri açısından ne kadar sürer? ne kadar geriye çevirebilir, ne kadar insanları uyutabilir, ne kadar insanlar bu işi unuturlar bunu bilmiyorum. Bunu oynayacaklar. Bunu biliyorum çünkü hala o algıyla ilgili, kamu diplomasıyla ilgili, psikoloji savaşla ilgili son derece güçlü ellerinde aygıtlar var. Ama ben buradan şunu söyleyeceğim. İnsanlığın bu yapılanları unutulması gerekiyor. Vicdanlı, vicdanı olanların, aklı selimi olanların, insanlığı kalmış olanların bu yapılanları unutulması gerekiyor. Ve bunun bir cevabının gelecekte mutlaka şekillenmesi İsrail'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin hatta Batı'nın yüzüne vurulması gerekiyor. Çünkü bu işin arkasında sadece e, yani İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri yok. Atlantik eksenindeki pek çok menfaatçi, sömürgeci ülke var. Şimdi bir diğer tarafıyla da şu cümleyi kurmalıyım. Şimdi diğer eksendekiler de bu yapılan katliamları kendi menfaatleri doğrusu kullanmamalı. Burada bakın 30. kimi kastediyorsun? Ya bu bu bir jeopolitik sonuç arayışı var. Şimdi hani burada şu şunu yaptı bu bunu yaptı deyip bir polemiğe girmeyeceğim ama en başından beri bir gerçeklik var. Çok rahatsız edici bir gerçeklik. Birileri bunda sessiz kalırken edilgen bir tavır benimserlerken ülkelerden bahsediyorum. Birileri de İsrail'in yapmış olduklarını, Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmış olduklarını kendi menfaatleri adına kullanma eğilim içerisinde oldular bu da bu da evet bunlar çok tehlikeli, çok aşağılık şeyler ama bu katliamları kendi menfaatleri doğrusu kullanmak da başka bir başka bir nakısaya karşılık geliyor. Bunun yapılması da insanlık adına utanç verici. Yani bu bir utanç verici olay ama bunu kullanmak da utanç verici bir olay. Bu açıdan Türkiye'nin ortaya koymuş olduğu duruş bence önemli bir duruştur. Yani orada temel şeyimiz şu. Sonuna kadar Masum Filistinlerin arkasındayız. Sonuna kadar Filistin'in haklı davasının arkasındayız. Hı hı. Bu bu yaklaşımı özellikle e, Sünni Arap tabanlı devletlerde de benimserler ve ellerinde açıkçası koz var. Nasıl kozlar? Yani Suudi Arabistan. Suudi Arabistan, açık ve Ürdün ve Irak korkunç bir şeydi bu bakın ben size söyleyeyim. Yani İran'la İran 331 tane füze attığı zaman, bunlar İsrail e düşman olan ülkelerdi ve İsrail savundular o süreç içerisinde. Yani Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Fransa ile beraber işbirliği yaptılar bu işin içerisinde. Şimdi bunu yapmak yerine ellerindeki kozları kullanarak İran'la İsrail'ası gerilimin buraya gelmesini engelleyici bir tavır benimseyebilirlerdi, inisiyatif üretebilirlerdi. Nesi var Suudi Arabistan? Diyebilirdi ki, kardeşim ben büyük Orta Doğu projesi diye tanımladığı aslında Amerika Birleşik Devletleri buna şu an mega diyor. Yani Orta yani Doğu'nun güvenliğinin yeniden inşası. Yani yeni güvenlik mimarisi. Yeni de güvenlik mimarisi de ben yokum arkadaş. Ben bu topa girmiyorum diyebilirlerdi demediler. Ellerinde dünya petrol arzı ile ilgili, doğal gaz ile ilgili, enerji koridorları ile ilgili. Örneğin Aymek konuşuldu. Ben Aymek'ten çekiliyorum. Ben petrol arzını düşürüyorum. Amerika Birleşik Devletleri sen bu işi buradaki masum insanlar öldürmesinde İsrail'in payandasısın. Sen ben sana karşı senin küresel imparatorluğunla ilgili örneğin Çin'le konuşuyorum. Çin projesine kayıyorum. İran'la işte bir projeleri var. Bu, bu tür kartlarını gösterebilirdi. Kullansın anlamında söylemiyorum. Ama bunlar hiçbirisini yapmadılar. Tarih boyunca ne zaman yapmışlar? Ne zaman yapacaklar? Ne zaman bugün yapmışlar. bugün yapmayacak. Ya şimdi şimdi yaptılar 73'te yaptılar. Şimdi şimdi ya Hande ben bir şey söyleyeceğim. Allah'a inandıklarını söylüyorlar değil mi? Ben de buradan bir soru soruyorum. Allah'a nasıl hesap vereceksiniz ya? Ya bu ya bu insanlar 35 bin tane, 40 bin tane insan belki daha fazlası bilmiyoruz çünkü kayıp olanlar var 10 bin civarında. 60 bu, bine insan, yakın bu insanlar 60 hayatlarını veriyor. kaybettiler ve yani ben şimdi hani, hani bunları söylemek çok doğru. Ben mücadelelerin içinden gelen birisiyim. Bir mücadelede bir top mermisinin yanı başınızda patladığı zaman, tepenizde patladığı zaman bir havan mermisinin... ...veya bir kurşunun yanınızdan geçtiği zaman taşımış olduğu ölümle ilgili mesajlarla birlikte e, ee, kolun bacağın kopması ile ilgili mesajlarla birlikte bunun nasıl bir travmaya sebebiyet verdiğini yaşayarak bilen bir kişiyim. Şimdi ben ve bir profesyoneldim. Yani bunun eğitimini almış bir kişiyim ben. Ama oradaki Gazze'deki çocuklar, kadınlar, masumlar, insanlar, yaşlılar bunun hiçbirisinin eğitimini almadılar. Yani bu, bu konuya karşı en ufak bir dirençleri yok. Ama İsrail o masum sivillerin üzerine 8 aydır 90 bin ton bomba attı. Bu korkunç bir şey. Yani bunun anlatılabilecek hiçbir tarafı yok. Bunun bunun savaşla mavaşla falan da alakası yok. Bunu hiçbir ordu yapamaz. Reklama gidiyorum. Dönüşte konuşacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amerika'nın tavrını da konuşacağız tabii ki. Reklamlardan hemen sonra efendim. Şimdi e, bu o, çadır kentlere yapılan iki saldırı ile ilgili olarak Netanyahu'nun 27 Mayıs'ta e, 1 milyon sivili tahliye ettik. Sivillere zarar vermemek için elimizden geleni yaptık. Tüm çabalara rağmen ne yazık ki teknik bir hata yaşandı. Olayı araştırıyoruz açıklaması var. E, şaka gibi bir açıklama. E, İsrail savunma kuvvetlerinin Hamas teröristlerine hedef olan istihbarata dayalı hassas bir saldırı gerçekleştirdi. Açıklaması var. Şimdi e, çok kısa isterseniz tamamlayın çünkü siz konuşursunuz İsmet Bey'e geçeceğim ama tamamlarken şu sorunun yanıtına alabilir miyim? E, Netanyahu'yla e, savunma kuvvetlerinin açıklaması neden çelişiyor? İyi, i̇yi ve kötü polis mi var burada? Bir. İkincisi kısa kısa iki soruya da yanıt istiyorum. 1 milyon sivili ne zaman ve nasıl tahliye ettiler? 7 Mayıs'tan itibaren o süreç başladı. Gerçekten ettiler mi? Yani bunu iddia ediyorlar. Yani ha. bir takım kaynaklar bunda ilgili rakamlar telaffuz ediyor. Hı hı. Şimdi aslında e, temel niyet ve maksat buradaki insanları yerlerini değiştirmek. Peki bir soru sormamız gerekiyor. Sonuç üretiyor mu? Bence sonuç üretmiyor. Askeri alanda sonuç üretmiyor. Anlatalım isterseniz kısaca. Şimdi, ama çok kısa olsun ki diğer şimdi, çok tamam. çok başlık var. Şimdi e, çok başlık var ama e, kamuoyunun bunu bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi e, Netanyahu geçen açıklamasında bir cümle kurdu. 14 bin Hamas 14 bin Hamaslıyı e, yok ettik onun ifadesiyle. Hı hı. Bu arada 16 bin tane sivil hayatını kaybetmiş olabilir. Gibi hı. bir cümle kurdu. Bir kere bu cümle yalan. Şimdi yalanı çürüten kim? Amerikan savunma bakanı Lloyd Austin. Can kayıpları 30 bin seviyesinde olduğu zaman temsilciler meclisinde bir konuşma yaptı, bir soruya cevap verdi. Orada Hint asıllı e, temsilciler meclisi üyesi bir soru sordu. Ne kadar kadın ve çocuk dedi? E, Gazze'de hayatını kaybetti. 25 bin dedi. Şimdi hepimiz çok iyi biliyoruz ki bir Amerikan savunma bakanı kendi temsilciler meclisine yanlış ve yalan bir bilgi veremez. Hı hı. Ben bu bir rakamı doğru kabul ediyorum. Şimdi buradan bir soru soracağım müsaadenizle. 30 bin insan hayatını kaybettiği bir dönemde. 25 bin kadın ve çocuk hayatını kaybetmişse geri kalan 5 bin'i hepsi Hamaslı olsa dahi İsrail Hamas'ı yok etmeyi başaramıyor. Peki şimdi, benim sorumun yanıtı nerede burada? Şimdi oraya geliyorum ya yani biraz bu detay önemli çünkü hı hı. şimdi Hamas dört tane dört tane taburu vardı. İstihbarat temel hassas saldırı diyor. Şimdi sen burada iki tane Hamas diyi iddiası o. Etkisizleştirmek için 50 tane Filistinliyi katlediyorsun, öldürüyorsun. Peki burada iki tane Hamaslıyı görmüyoruz, İspatı yok. Bunun için yaptım diyor. Ama orada 50 tane Filistinliyi katlederek belki 250 Filistinlinin daha Hamaslı olmasını sağlıyorsun. Hı hı. Ve Hamas bir şekilde asimetrik bir yapı. Yani senin karşısında durup teslim olmuyor veya imha olmuyor. Ne yapıyor? O da pozisyon alıyor ve şu an Hamas'ın büyük bir çoğunluğu Gazze'nin diğer kesimlerine geçmiş durumda. Örneğin Yahya Sinvar'ın şeyde olduğu ifade ediliyor. Han Yunus bölgesinde olduğu ifade ediliyor. Ve pek çok rapor, bununla ilgili yayınlanan rapor... Yani on... sonuç itibariyle sallıyorlar. Ya Hande e, bir kere e, büyük bir bataklığa saplanmış durumdalar. Hı. Yani korkunç bir şey var. Yani işi onu anlatmaya çalışıyorum. Yani dertlerine Hamas yok etmek, değil mi? Hamas'ı yok etmiyorlar. Yok edemiyorlar. Bunu yapamıyorlar. Buna cesaretleri de yetmiyor. Tamam, peki. Burada, Şimdi burada devam yaptıkları edeyim. şey hı hı. E, çok basit ama çok kanlı, çok vahşi. İnsanları katlederek Hamas üzerinde baskı oluşturmaya çalışıyorlar insanları katlederek, insanların hamas üzerinde baskı oluşturmasını çalışıyorlar. Dertleri bu. Anladım. Ama tabii şöyle bir gerçek var. Ee, bunu yani çok düzgün kelimelerle yanlış anlaşılmamak için söylemeye çalışacağım. Ee, şunları kim yaşarsa yaşasın e, eline ömür boyu elinde silahla dolanır. Onu O coğrafyadaki söyleyeyim. hayatta kalacak olan e, çocukların ee, hiçbiri İsrail Devleti'ni ve diğer güçleri hiçbir zaman sevmeyecekler. Kendi başınıza geldiğini düşünün. Ben bir kadın olarak çoktan çıkmıştım Bir de 1,5 yani. milyon Filistinli var sağa sola dağılmış. Evet. Buralardan yani, neler çıkabilecek şimdi, önümüzdeki süreçte göreceğiz. Aynı soru. Netanyahu hata, İDF e hassas saldırı. Hangisi iyi polis kötü polis mi? Bir de 1 milyon yani ben inanmadığım için soruyorum. Evet böyle rakamlar var ya. Ee, ...gerçekten sivilleri tahliye ettiler mi, yalan mı atıyorlar? Ben bunu artık tartışmayı gereksiz buluyorum. Neden hı hı. gereksiz buluyorum? Yani böyle bir yalana artık kimse inanmaz. Yani bugüne kadar söylenenlerin bir tanesi doğru çıktı mı? Çıkmadı. Yalnız şöyle bir hatada yapmayalım. Yani Amerika ve İsrail her şeye muktedir gözüyle de bakmayalım. Yani işte bob adım adım devam ediyor falan filan gibi. Bence oralarda şey yok. Öyle çok başarıma şansları yok. Ha bu tür işler olabilir, şeyler olabilir. Bakın 7 Ekim'den bu yana 8 ay geçti. İsrail gibi bir ordu, dünyada sayılı diye gösterilen bir ordu, Gazze'de 8 aydır başaramadı. Ev yıkıyor, tamam Hı. bilmem ne yapıyor, çadırları e, vuruyor, insanları öldürüyor, çocukları öldürüyor ama direnci kıramıyor. Bakın o nedenle yani burada e, yani Amerika bir plan yaptı, Netanyahu bir plan yaptı. Bunları mutlaka uygulayacak diye bakmayalım. Öyle bir şansları da olmayacak. Bakın göreceğiz kayıp çok oluyor bilmem e, ciddi sıkıntılar çekiliyor. Ama e, bence başaramayacaklar. Yani Hı -hı. bu şeyi başaramayacaklar. Yani Netanyahu bu lafı niye ediyor? Yani o kadar aleni ve dünyada şimdi şu görüntüleri biraz önce sizin bile çok Hı -hı. kısa bir bölümünü verdiğiniz görüntüleri. İki dakika. Hangi e, insan şey yapar? Et, Hı -hı. E, bunu kabul edebilir? Şeyi de çok hafife almayalım bence Amerika'daki, Avrupa'daki, Batı'daki gösterileri de hafife almayalım. Bunlar da önemli bir katkıdır, dayanışmadır. Ancak e, bana kalırsa yani e, bütün dünya, Gazze konusunda bakın bütün dünya diyorum. Ben Türkiye'yi de için içine sokuyorum. Bak Hı -hı. bütün dünya sınıfta kaldı bu işte. Yani Türkiye derken onu yanlış anlama onu bir polemik olsun diye söylemiyorum. Bir genel anlamda söylüyorum. Hı -hı. Sınıfta kalmıştır. Burada İsrail'i durdurma tam başından beri tartıştığımız noktadır İsrail durdurmanın bir tek yolu vardı Amerika ve İsrail'i burada caydıracak askeri güç oluşturulması Bunun dışında hiçbir formül yoktu ve olmadı O nedenle ben ee, bakın şimdi Hamas şudur budur diye tartışmalar yaşanıyor okuyoruz şeylerde e, şu anda Filistin örgütler arasında çok büyük bir çelişme yok yani e, El Fetih'le yani şeyi saymıyorum Filistin devlet başkanı çok da e, şu andaki devlet başkanı çok yaşlandı ve etkisi ama El Fetih'le Hamas'tır diğer örgütler hepsi biliyorsunuz bir Katar'da buluştular. Ondan Hı -hı. sonra Pekin davet etti Pekin'de buluştular ve ana noktalarda anlaştılar. Yani önümüzdeki süreçte Filistin örgütleri diye bir birlik sağladı. E, şimdi yapılacak şey mesela burada tamamen bir Amerika Amerika'yla... İsrail'in yalanlarını konuşuyoruz. Hani hatırlarsın burada günlerce ya de bu tartışıyor. Teknik hataya ne diyorsunuz? Teknik hata falan yok orada. Teknik hata ne ya? Teknik hata çok böyle. Yani böyle bir şey olabilir mi ya? Rezil bir açıklama gibi evet gelmiyor. Evet ya. Mu Neyin sana? teknik hatası? Çadırı görüyorsun. Çadırdaki insanların kim olduğunu çocuklar yani öldürdüğün insanlardan belli. O görüntülerden ya, hastaneyi belli. Hastaneyi de aynı sebeple vurmak aynı saha, var mı? E, şuna, de vardı, aynı sebebi. Şifa hastanesi aynı vurulmamış mıydı? Diğer, Sonra tüm... inkar ettiler. Dediler ki Altını biz şey olarak kullanıyor dedi ya. E, e, karargah olarak, olarak kullanıyor. Ama kullanıyor. arkadaşlar bir şey unutmayın bakın şifa hastanesine vurduklarında gerçekten tepkiler çok abartılıydı sonra baktılar ki bir şey olmuyor devamını getirdiler Herkesin. yani sen şifayı vurduğunda... Hatta da gömmüşler oraya. Tabii tabii sen şifayı gömmüşler. vurduğunda anlamlı bir tepki ortaya koyabilsen bugün bu belki olmayacaktı. Evet.